Baba hoş geldin, Kenan hoş geldin. Hoş bulduk baba. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Ay aman. Hazır mıyız? Evet, hazır. Buyurun. Evet arkadaşlarım. Makas iyice darandı. 3 tane maçımız kalmıştı maç öncesinde ve rakiplerimizden Altay Demirspor'la beraber kaldı ve diğer takımlar istediği sonuçları aldılar ve 95. dakikalarda maçların sonlarında attıkları gollerle görüldüğü gibi hiçbir maç kolay olmuyor kimse için. Bu ara tabii bir yanılgıya düşüyor herkes. İşte ligdeki puan durumuna bakıp ya bu rahat, bu düştü, bunu yenmek kolay, böyle bir şey yok. 2 haftadan beri bize diğer takımların, Hatay'ın, Demirspor'un çektirmediği zorluğu İstanbulspor ve Balıkesir takımları çektirdi. Dolayısıyla ben onlara teşekkür ediyorum. Futbol bu. Böyle dur, işte hatırladın ne olur, dur oynama, sen zaten kurtarmışsın. Bu mantık yok. Yani bir kere bu açıdan futbol adına çok Balıkesir adına onlara teşekkür ediyorum. Oynadıkları oyundan dolayı da kutluyorum. Bize gelince tabii ki rakip kadrosunu gördüğümüzde geçen haftalardan farklı bir kadroyla oynadılar. İki yabancısı yoktu. İki yabancıyla oynadılar. Mırsic ve Male ile. Onun dışında Eze yoktu. Otto yoktu. Foxy yoktu. Andres Savic yoktu. Ve sonradan onlar da oyuna girdiler belki ama sonuç olarak gençlere dayalı bir takımla Balıkesir Spor takımı çıktı. Kaleci İtan'a da tebrikler. Gencecik kardeşimiz Lukovic'le oynamayınca Atilla sakat birisini bırakmış galiba. Dolayısıyla kardeşimiz bu şansını kullanmaya çalıştı. Ve biz tabii oyuna çok tempolu girdik. Ve dakika 15, 15. dakikaya kadar 1 ve 4. dakikalarda çok ciddi pozisyonlarımız oldu ama 15. dakikada efendim soldan Kadir'i kaçırdık. Erhan'a çok iyi kesti. Burhan'ın vuruşuyla 1-0 öne geçtik ve devre böyle bitti. İkinci devre 55. dakikada çıkarken kaptırdık. Anıl Male'ye çok iyi bir ara topu attı. Girdi vurdu. Maç 1-1 oldu. Tabii ki bu bizi silkeledi. Dakika 59 hemen yine Burhan'la bir cevap verdik. Sağdan Burhan güzel bir top attı, girdi ve vurdu. Onun golü. Tekrar Burhan'ın bir müddet oynamadık biliyorsunuz. Bizim bir takımdan Burhan Ergin ve Avdi ile birlikte bir ayrılmışımız oldu zoraki. Onların katkısını bugün gördük. Ve 59. dakikada golü bulduk ve birinci devre bizim 4, rakibin de 2 pozisyon oldu. Biraz daha bizim adımıza kısır geçen bir devre oynadık ama ikinci devre 7'ye yakın pozisyon bulduk ve bunlardan en sonunda 81. dakikada Ergin'e çok araya güzel bir harika pas attı ve Ergin'in vuruşuyla bir rahatlamış olduk. Çünkü futbolda 2-1'lik sonuç çok riskli bir sonuç, her an her şey olabilirdi ve attığımız golle 3-1 gibi bir net skorla rakibimizi yenmiş olduk. Bu ara uzun bir aradan sonra dönen Ergin ve Burhan kardeşime ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum onlara da. Bu ara tabii hakem kardeşimiz Direnç Tosunluoğlu İzmir bölgesinden. Bunlar genç kardeşlerimiz. Gayet güzel bir maç yönetti. Sıfır hata diyebilirim ekibiyle birlikte. Tebrik ederim onları da. Balıkesir Spor'da verdiği mücadeleden dolayı kutlarım. Ve görüldüğü üzere son 2 haftaya bizim oynayacağımız 2 Bolu ve Keçiören Gücü maçlarıyla artık 60 puanı yapma hedefinden sapmayan bir takım olarak çok zor 2 maç oynayacağımızın farkındayız. Bolu Spor takımı bugün Karagümrük'e kaybedip Osmanlı Spor takımı kazanınca 3-2 Ümraniye'ye, aralarındaki puan farkı 3'e düştü. Bolu Spor bizde oynuyor, yenmek zorunda olan bir Akhisar'la ve Osmanlı takımı da rahat olan İstanbul Spor'la iyi top oynayan
İstanbulspor'da oynuyor. Şimdi tabii İstanbulspor bu hafta dışarıda Eskişehir'i yendi galiba 3-0 diye biliyorum. Dolayısıyla maç ağırlığına bakıldığında Bolu'nun maçı Osmanlıspor maçından daha ağır bir maç gibi gözüküyor. O açıdan Boluspor takımı bizimle oynadığı maçta muhakkak puan almak isteyecek. Ligdeki devamını sağlamak adına biz de en azından sonuna kadar ki 60 puan alalım. Bakalım sonra ne olacak hedefinde. Ve bunu tabii düşünürken de yani dur evdeki ne derler bir laf vardır, daldaki bir kuş bilmem ne derler, deyimler de aklıma gelmiyor. Öyle bir durumdayız ki lig ikincisi belli değil. Ben şimdiden Hatay Spor'u kutluyorum. Çünkü oynayacağım maç çok ağır bir maç değil. Adana Spor maçı. Adana Spor'un yani artık çok gardı düştü. Dolayısıyla Hatay Spor'un alacağı bir puan bile onun artık lige çıkması anlamına gelecek ki sonlara doğru çok zorlandığı halde yine bir evinde 95. dakikada attığı golle hakikaten sezon başından beri hak ettiği yere gelecek ama çok zorlanarak gelecek. Ama her şeye rağmen onu kutluyorum ben şimdiden. Gerçi futbolda her şey şu anda 60 puan var. Bakın 60 puanla biz 60 yapsak o iki maçı kaybetse bizim ikili avarajımız daha iyi. Yani her şey bitmiş değil matematikte. Ama tabii ki maç ağırlıkları insanı böyle daha farklı düşünmeye zorluyor. Gelince öbür maçlara Altay takımı evinde Erzurum'da. Altay eğer kaybederse hatta puan kaybederse playoff şansını hemen hemen kaybedebilir. Dolayısıyla Altay çok zorlu bir 3 puan mücadelesi Erzurum'a verecek. Varsayalım ki Altay kazanır. Erzurum takımı kaybederse akabinde Bursa Spor takımı evinde menemen gibi, taş gibi, deri bir takımla oynayacak. Dolayısıyla geçen hafta 10 kişilik bir takım karşısında oynadığı halde kazandı. Futbol şansı yanında oldu. Yani Bursa takımı da tabii ki çok kolay bir maç oynamayacak. Şimdi onun altında da biz varız. Yani 54, 55, 55, 50, 57 artı bir yer aramızda bir puan, bir puan. İşte 2 puanlık farkla çok o kadar hatasız yapan, 60 puanı yapan takım artık çıkacak olacak. Bunu da Allah herkesin gönlüne göre versin. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Hepsine başarılar diliyorum. Tabii ki kendi takımımda çok kazanmasını arzu ediyorum. Alacağı bu 6 puanla ikincilik şansını artı alacağı bir galibiyette kesinlikle playoff şansını kazanmış olacak. Böyle bir haftaya gidiyoruz. Çok şükür Muhammed kardeşimiz sakatlığı sanırım geçti diye geldi haber. Alperen kardeşimizin omuzundan sakatlığı devam ediyor. Efendim Onur kardeşimiz arka adresinde bir zorlanma oldu. Maç sabahı kendisi oynayamayacağını ifade etti. Dolayısıyla birkaç sakatımız var ama çok şükür kart cezalımız yok. Yani bu maça herkes hemen hemen bu saydığım isimlerin dışında bir de Hasan kardeşimiz. Onu da İstanbul'a yolladık. Bir küçük operasyon daha geçirecek galiba. Bunun dışında önemli bir sakatlığımız yok. Gördüğünüz gibi takımda yine bu hafta farklı pozisyonlarda, farklı oyun anlayışıyla bir şey daha uyguladık. Çok şükür bunda da başarılı olduk. Ben bu son iki haftaya girerken herkese, hakemlere Allah hakim şansı versin, takımlara da kazasız belasız bir sezonu hak edenin kazandığı, hak edenin çıktığı, şansı bolların çıktığı birlik olacak gibi gözüküyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa gelen cevaplayın. Yoksa... Sokol sakat mı? Efendim? Sokol sakat mı? Hayır sakat değildi. Kadın çıkardı. Oynatmadık yani. Yani biraz dinlensin istedik. Çünkü son zamanlarda o da çok gerildi. Bir santrafor gol atamayınca sıkıntısı oluyor. Onunla da konuştuk. Sen biraz dinlen bakalım. Dedik ve antrenmanlarda da diğer arkadaşları biraz onlar önde olduğu için Sokol kardeşimiz bu hafta kadrodaki yerini alamamış oldu. Başka soru var mı? Başka soru var mı? Teşekkür ederim. Şimdi yarın bir gün varmış ha. İlker. Dördüncü de.